paydasız işlerini terk etiş kulluğumuzun güzellik edindir. Mühterem Müslümanlar, okulgan ayet-i kerimede Uluğ Allah şundak deydi. Onlar bihudi sözlerini anlığında onundan yüz örüp, yani kulak salmay, bizden emellerimiz özümüz için, silerden emelleriniz mi özenler için, silerge amallık bolsun. Biz nadanlardan dostluk dilemeyimiz deydi. Okulgan hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak deydi. Paydasız işlerini terk etişi bir kişinin yakşı Müslüman bolganlık adındır. Aziz müminler, güzel dinimiz İslam hayatımızın her baskıcıda paydalık, hayırlık ve menilik işlerine kılışımızı buyuruyordu. Sözünün en doğrusunu sözleşimizini ve en çıraylıkı emel kılışımızını tavsiye kılıyordu. Dünya ve ahiret hayatımızda paydası bulmaydıgan, vakit ve emgek israfı yol açıdıgan bihudi işlerden uzak duruşumuz için nesihet kılıyordu. Kıymetlik Müslümanlar, bizde bar bulgan kıymetler ve Rabbimizden bizge hediye kılgan nimetleri kireksiz ve meksizsiz serip kılınmaydıgan derecede kıymetliktir. Bu anda bulgan her kandak Müslüman özüge ve etrafıga payda vermeydıgan boş işlerden uzak durudu. Asassız sözler ve artıkçı uyxiyallarını itibarga almaydı. Aklını ve kalbini yakşılık yolu da Allah'ın rızasına uygun işlerde işletildi. Kıymetlik Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e göre cennetke layık bulgan müminlerinin en tonulgan süpetlerinin birisi özü bilen alakası bulmagan paydasız işlerden uzak duruşudur. Ondaq da sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve ahlakımız bilen kamil bir mümin buluşka gayret kılaylı. Unutmasılıkımız gerek ki paydasız işlerge bolgan uzaklıkımız dairesi de Müslümanlıkımız güzelleşip kulluğumuz Allah'ın nezirde kıymet gerişidir. Özünün kusurları bilen meşgul bulup, başkalarının kusurlarını körmegenlerge kuşallık yar bolsun.